Belki anahtarlığın üstündeki fotoğraftan çıkarabiliriz ailesini. Oradaki çocukların en büyüğü 7-8 yaşında. Demek ki 4-5 sene önce çekilmiş süresi. Annesini babasını teşhis eden birileri çıkabilir. Bakalım bilişim bir şeyler bulabilecek mi? Göksu'nun oyun salonu. Arkadaşlar araştırmaya başladı. Anahtarlığı bilişime gönderdiniz mi? Zeynep halletti. Kayıp başvuruları ne durumda? Bir şey yok. Çocuğun fotoğraflarını diğer şehirlere gönderdik. Belki oradan bir şey çıkar. Süre uzadıkça bulunmaları da zorlaşıyor. Sürekli büyüyorlar tabii. Bize gönderiyorlar 6 yaşındaki fotoğrafını. Aradan 3 sene geçiyor. Çocuk oluyor 9. Tanı tanıyabilirsin. Hep söylüyorum, kızıyorlar. Fotoğrafları bir birimin devamlı bilgisayarla yaşlandırması gerek. Belki çocuk kayıp değildir. Yani aile içi şiddete falan maruz kalmıştır. Öyle bir şey olamaz mı? Her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız. Ancak bu kadar büyütebildik. Ne okulu? Kızın üzerindeki üniformadan mı bahsediyorsunuz? Evet. Atatürk İlköğretim Okulu. Oho arkadaş, kim bilir kaç tane vardır İstanbul'da. Armayı araştırdık komiserim. Okul Nişantaşı'ndaymış. Süpersiniz, tamam. Esin Korman, 43 yaşında, okul müdüresi. Tanıdım tabii. Yeni, bu sene okula başlamıştı. Birinci sınıftan olacak. Adı Didem, Didem. Bir saniye. Bak işte. Didem Özturhan. Ailesinin adresi vardır herhalde, alabilir miyim? Tabii, hemen vereyim. Kim o? Polis. Bir şey mi vardı? Beril Özturhan, 40 yaşında, ev hanımı. Üzerinde sizin fotoğrafınız olan bir anahtarlık bulduk. Sonunda yakaladınız mı çocuğu? Anlamadım, pardon? Çalınan çantam için gelmediniz mi? Sizin çantanız mı çalındı? Evet, 2 ay oluyor. Anahtarlık da çantamın içindeydi. Onun için gelmediniz mi? Bu çocuk mu çaldı çantanızı? Bilmem, yüzünü görmedim. Çantamı buldunuz mu? Hayır, üstünden sadece anahtarlık çıktı. Sormadınız mı? Maalesef. Çocuk öldü. Anlayacağınız çocuk kapkaççıymış. Şimdi işin rengi belli olmaya başladı. Anahtarlığı kendine saklamış. İyi de niye acaba? Şuna baksana. Anne, baba, çocuklar. Ne kadar mutlu bir aile. Özenmiş değil mi? Çetenin birinin eline düşmüş olabilir. Çocuk şubeyle konuşalım. O bölgedeki çeteleri bilir onlar. Tamam, ben hallederim. Diyarbakır'da çocuğu tanıyan biri çıktı. Bir öğretmen bir yıl önce kayıp başvurusunda bulmuş. Bizim çocuk mu? Öyle gözüküyor. Çocuğun adı Baki Demir. Ya ailesi? Babasıyla konuştum. Babası hocanın kafasına göre ihbarda bulunmuş. Çocuk dayısıyla beraber diyor. Dayı İstanbul'daymış yani. Aynen öyle. Bu akşam İstanbul'a geliyorlar. Tamam Selim, sen çocukla öyle görüş. Biz de şu dayıyı ziyaret edelim. Tamam, başla. Hadi bakalım. Yoksulluk, iç göç, aşırı nüfus artışı, aile içi fiziksel ve cinsel şiddet gibi nedenler yüzünden sokağa itilen çocuklarımız örgütlü suç çetelerinin eline düşüyor. Fuhuş dahil suça itiliyor. Tıpkı 10 yıl önce uyuşturucu tehlikesini görmezden geldiğimiz gibi çocuk fuhuşunu ciddiye almıyoruz. 2011 başlarında çökertilen küçük erkek çocukları eşcinsellere pazarlayan örgüt, buzdağının sadece görünen tepesi. Başkomiser Orhan. Serdar Tepecik, 38 yaşında. Baki'nin dayısı. Hayırdır komiserim? Baki Demir sizin yeğeniniz değil mi? Yoksa buldunuz mu onu?
Niye? Kayıp mıydı ki? İki gündür kayıp. Ara ara bir hal oldu. Kız kardeşime de haber verecektim ama panik olmasın diye vermedim. Polise mi gitsem diye kara kara düşünüyordum ben de. Ne oldu? Yoksa başına bir şey mi geldi? Yok. İçeride konuşsak daha iyi olur. Buyurun komiserim. Olamaz. Maalesef. Dün Bakırköy'de sokakta bulduk. Emin misiniz öldüğünü? Ben kız kardeşime nasıl haber vereceğim şimdi? Biz konuştuk kendisiyle. Bu akşam İstanbul'da olacaklar. Küçücük çocuk. Kim kıyar garibanı? Biz de onu bulmaya çalışıyoruz. Yalnız odasına bir bakmamız gerekecek. Tabii diğer yerlerde. Ne demek? Bir faydası olacaksa. Orhan başkomiserim nerede? Herkese döndü. Bu olay çok etkiledi onu. Hangimizi etkilemedi ki? Murat, bütün kemerleri toplamayı unutmayın, tamam mı? Başla. Kudret Demir, 38 yaşında, Baki'nin babası. Geçen yıl çok rahatsızlandı gariban. Okula gönderemedik. Tamam da öğretmeni kayıp başvurusunda bulunmuş. Yok komiserim, öğretmen hanım gereksiz yere abartmış durumu. Sonra kendisiyle de konuştuk. Baktık çaresi bulunmuyor, elde yok, avuçta yok. İstanbul'a gönderdik, dayısının yanına. Muazzez Demir, 30 yaşında, Baki'nin annesi. Kocanız hiç döver miydi Baki'yi? Yok. Yalnız üstünde daha önceden kalmış darp izleri vardı. Ne bileyim, ben de bir iki defa vurmuşumdur yaramazlık yaptığında. İnsan öz oğluna kıyabilir mi? Olmuş bir yıl görmeyeli komiserim. Eskisini soracaksan zaten hatırlamam. Ama bir iki tokat atmışımdır herhalde. Peki ya dayısı dövmüş olabilir mi çocuğu? Yok komiserim, Serdar çok iyi adamdır. Bir senedir zaten çocuğa o bakıyor. Böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Telefonla konuşur muydunuz Baki'yle? Genelde annesiyle konuşurdu. Ama önemli bir şey olsa muhakkak bana derdi. Gel Ertan. Başkomiserim, aradığımız oyun salonunu bulduk. Tamam, sağ ol. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun komiserim. Nerede kalacaksınız? Serdar'da kalacağım komiserim. Serdar öz çocuğu gibi severdi Baki'yi. Mümkün değil ona zarar versin. Hadi gidiyoruz. Oyun salonunu bulmuşlar.